İnşaat, makina, otomotiv, lojistik, market ya da kuaför. Aklınıza gelebilecek her sektör temsilcisi ortak sağlık güvenlik birimlerinden iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı konusunda hizmet almak zorunda. Beylik İş Sağlığı ve Güvenliği işletmelerin bu türden ihtiyaçlarına yanıt verirken çalışanlar için de sağlıklı ve güvenli iş koşulları oluşturuyor. Ülkemizde kademeli olarak yürürlüğe giren 6331 sayılı iş kanunu, çalışan sınırı olmaksızın her sektörü ve her işletmeyi yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aldığı yetki belgesi üzerine 2011 yılında hizmet vermeye başlayan Beylik İş Sağlığı ve Güvenliği'nin kurucusu Hakan Durmaz, güvenlik anlayışı konusunda mesafe kat edildiği tespitiyle söze başlıyor. 4 yıl önce bu sektöre başladık. 4 yıl önce başladığımızda esnaf ve KOBİ'ler bu konuya çok uzaktılar. Yani konuyu çok bilmiyorlardı. İş güvenliğinin daha ne olduğunu soruyorlardı. Yani bizim ne iş yaptığımızı. Biz de tabii ki bakanlık olarak, ülke olarak, OSGB olarak da bu konuda yeniydik. Fakat bilindiği üzere bunların iş güvenliği konusunun doğuş yeri özellikle Avrupa ülkeleri, Almanya, İngiltere gibi. Onlar bu konuda çok ilerideydiler. Bizim de bir zamana ihtiyacımız vardı. Biz bu sürenin yaklaşık olarak 10 yıl gibi bir süre içerisinde bilincin çok ciddi oranda artacağını düşünüyoruz. Ve şu anda 4 yıl içerisinde gelinen nokta ise artık nasıl faaliyetler yapacağımızı soruyorlar bize. Yani bayağı bir yol kat edildi, bayağı bir yol alındı. Ve bu şeyde istatistiklerde de Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği istatistiklere bakılırsa ölüm oranlarının ve kaza geçirme oranlarının düştüğü de çok net bir şekilde görünecektir. Durmaz OSGB'lerin sorumluluklarını da izah ediyor. Ortak sağlık güvenlik birimleri öncelikle kendi temel sorumluluğu, temel görevi olarak iş yeri hekimi hizmeti, iş güvenliği uzmanı hizmeti ve gerekli iş yerlerinde diğer sağlık personeli hizmeti verir. Fakat bunun yanında esas temel görevi iş güvenliği profesyonellerinin esas temeli rehberlik etmektir. 2013'te çıkarılan, 2015 yılında yenilenen tehlike sınıfları tebliğine göre tüm iş kolları tehlikeli, çok tehlikeli ve az tehlikeli olmak üzere 3 sınıfa ayrıldı. Sektör olarak değil, tehlike sınıfı olarak hizmet veriyoruz. Yani burada bizim tehlikeli sınıf dediğimiz, imalat yapan, özellikle tüm imalatçıları kapsayan, yani firmasında makine bulunduran, bir kişi dahi olsa imalat yapan tüm firmalarla biz şu anda çalışıyoruz. Sektör gözetmiyoruz o anlamda. Ama şu anda çalıştığımız ağırlıklı sektör bizim nakliye sektörüdür. Müşteri ziyaretlerini önemseyen kurucu Hakan Durmaz, düşük fiyat politikasıyla nitelikli hizmet sunamayan işletmelerin sektörde memnuniyetsizlik yarattığı görüşünü paylaşıyor. Hizmet kalitesi ne demek bu anlamda bizim verdiğimiz hizmet içerisinde? İş güvenliği profesyonellerinin o firmayı ziyaret ettiklerindeki kaldıkları süre veya ziyaret edip etmemeleri. Özellikle çok düşük fiyat veren firmalar ziyaret edemiyorlar ve dolayısıyla işlerini yapamıyorlar. Bu da memnuniyetsizlik yaratıyor. Durmaz, bir işletmede sağlıklı ve güvenli iş koşulları yaratılmasında ilk adım sahada risk analizi yapılmasıdır diyor. Yangın, yüksekten düşme, elektrik çarpması gibi tehlikeler temel tehlikelerdir. Yani bugün bir bakkal dükkanında da yüksekten düşebilirsiniz. Bir tersanede de yüksekten düşebilirsiniz. Yani yüksekten düşme, yüksekten düşmedir. O yüzden bunu biz ayırt etmeyiz o anlamda. Ve burada tamamen olay yeri incelemedir. Yani çıplak gözle orayı ziyaret edip keşif yaptığımız takdirde oradaki çalışanların da muhakkak, işverenin de ve o sektördeki diğer firmaların da örneklerini önümüze koyduğumuz zaman zaten oradaki tehlikeler göz önüne çıkıyor. İş güvenliği konusunda mesafe kat edilebilmesinin öncelikli şartı, denetleme mekanizmasının sağlıklı çalışması ve uygunsuzluklara ceza kesilmesi. Devletin çıkaracağı yasalarla, denetlemelerle, müfettişlerin ziyaretleriyle ve görülen uygunsuzluklara ciddi cezalar verilip bunların afişe edilerek kamuoyuna yansıtılması lazım. Bu şekilde sektör daha iyi yere gelecektir diye düşünüyorum. İş güvenliğine dair yatırım, işvereni işçi ölümü ve iş kazası gibi risklerden korur diyen kurucu Hakan Durmaz, sözlerini noktalarken iş güvenliği önlemlerinin iş verimine katkısına dikkat çekiyor. Önlemek ödemekten daha ucuzdur. Yani bir iş olduktan sonra onun çaresine bakmaktansa önlemek daha ucuzdur. Artı iş güvenliğinin alınan önlemlerin
çalışanlarda bir insan odaklı çalışma olduğunu hissettirdiğinden dolayı şirkete karşı bir özgüven oluşmakta ve bu da onun verimini arttırmaktadır. Performansını pozitif etkilemektedir ve bunu süreç içerisinde işveren baktığı takdirde iş güvenliği önlemlerinin işçi verimini arttırdığını çok net görecektir.